101 gün oldu, 100 gün oldu pazartesi görüştüğüm gün. 25 kilo vermiş. Artık vücudu artık tepki vermeye başladı. İyiye gitmiyor. Zaten şu an B1 alıyor, ilaç veriyor, alıyor. Bir de şekerli su, başka bir şey yok şu an. İyiye gitmiyor durumu. Zaten hep iyiyim diyor. Kötü de olsa iyiyim diyor. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Evladımın sesini duysunlar. Haksız yere suçlanıyor. Olmayan şeyle suçlanıyor. Şimdi şu an Yargıtay'da incelemede. Adalet Bakanlığı'na tekrar sesleniyorum. Baştakilerine sesleniyorum. Lütfen evladımın sesini duysunlar, serbest bıraksınlar. Ölüm orucundan vazgeçmez, serbest bırakılana kadar evladımı ben tanıyorum. Lütfen evladımın sesini duysunlar. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Başka bir şey ne diyeyim bilemedim. Peki bir anne olarak geldiniz Ankara'ya. Normalde burada oturmuyorsunuz. Yok, Değil mi? ben Tekirdağ, Malkara Ballı köyünde oturuyorum. Evladımı ziyarete geldim. Ama evladımı hiç iyi görmedim. Bayağı yere başvurdum, mektup yazdım. Ama çoğunlukla bana dönüş olmadı. Milletvekillerine gittim. Burada dün ayın neydi? Salı mıydı? Salı günü milletvekillerinin odalarını gezdim. Meclise gittiniz değil mi? Meclise gittim. Mektup yazdım haber kanallarına. Haber kanallarından dönüş olmadı bana. Lütfen evladımın sesini duysunlar artık. Yani siz bir anne olarak evladınızın sesini duymak Evet. için elinizden Elimden geleni gerekeni yapıyorum. yapıyorsunuz. Ama bir ses yok yani. Bu kadar duyarsız olmasınlar. Bir evlat kolay yetişmiyor. Yine başladım ağlamaya. Öyle işte kızım. Evladımı kurtarmama yardım etsinler. Bir evladımı kaybettim ben bir iç uğruna. Bir evlat daha bünyem kaldırmaz. O da bir iç uğruna bir kız yüzünden. Ama bu Sibel Balaç kızım benim engelli zihinsel öğretmeniydi. Haksızlığa uğradı. Suçu ne diye sorarsanız. Meslektaşların yanında olduğu için, hakkını aradığı için tutuklandı. Çıplak bir şekilde soyul üstü arandı. Olmayan bir şeyle suçlanıyor şu an. Üstünde çıkmadı öyle bir şey. Dijital mi değil nedir bilmiyorum. Ne? Onunla suçlanıyor. 8 sene 1 ay 15 gün ceza verdiler. İtirazda bulunduk. Şu an Yargıtay incelemeye aldı. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Lütfen yardımcı olsunlar. Büyüklerimize sesleniyorum. Evladımın sesini duyurmak için herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaş, hani milletimiz, halkımız. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Bu kadar diyeceklerim. Evladımı kurtarmam için yardım edin bana. Burada büyüklerimize sesleniyorum. Yalvarıyorum da. Evladımın arkasındayım. Kötü bir şey yapmadı. Evladım hayatta yalan söylemez. Evladım serbest bırakılsın. Evladımı diyorum ya ben evladımı kaybetmek istemiyorum ya. Onun için ayakta duruyorum. Bu kadar. Başka bir şey diyeceğim yok.